Merhaba sevgili çocuklar. Gün Işığı Kitaplığı'nın YouTube kanalındayız. Sizlere şimdi Necati Tosuner'in Yaz Sevenler, Kış Sevenler öyküsünden bir bölüm okuyacağım. Kaymak. Ben böyleyim. Yaşadıklarımı, başıma gelenleri anlatmayı çok severim. Dedem de hep bunu söyler. Pek güzel anlattın Murat, der bana. Yine anlattın ballandıra ballandıra. Sonra şöyle birazcık gülermiş gibi eder. O öyle yapınca dedemin bıyıkları da gülmeye katılır sanki. Ben dedeme bayılırım. Ha, birkaç gün önce şöyle bir şey oldu. Buralarda bir park var, Barış Parkı. Yok, bizden uzakta değil. İşte yaz gelip de öğle sonrasının sıcağı daha gelmeden o parka giderim. İyi oluyor. Tatil. Arkadaş falan da görüyor insan. Neyse o gün ben de evden tam çıkacakken annem dedi ki, dur bekle, şurada 3-5 kuruşum vardı. Hep böyle söyler. Hiç 3-5 lira demez. Ama söylemeyi ben de bir denedim. Böylesi daha iyi. Gerçekten çünkü öyle kuruş denilince sanki kulakta daha hoş yankılanıyor. Biraz sonra annem dönüp geldi mutfaktan. Sanki evde birileri varmış da onlardan saklıyormuş gibi avucundaki paraları hiç göstermeden uzattı bana. Ben de aman çaktırmadan alıp hemen pantolonun sağ cebine indirdim. Dondurmacı önündeki cam tezgahın üstüne bıraktığım paralara bir baktı. Hepsiyle mi? Dedi. Ben bir şey söylemeden başımı da onayladım. Sen karışık istersin, dedi. Ben yine bir şey söylemeden başımla onayladım. Sonra kaymak diye gümbürtüyle bağırdı dondurmacı. Bağırsın, boş ver. Sen bekleyeceksin. Külah üstüne top top koyacak dondurmayı. Bir top daha, bir top daha. Tamam. Tamam değil. Çünkü işi bitince sokaktan geçen herkese göstermek istermiş gibi dondurmayı kaldıracak havaya bağıracak yine gümbür diyerek. Dondurma kaymak burada. Sonra sana mı uzatacak dondurmayı? Yok. Aldandın diye sakın hiç kızma kendine çünkü sinir olduğun yana kâr kalır. Sen tam alacakken hop yana kaçırır elindeki dondurmayı. Sonra bir daha bir daha artık şakalaşır da şakalaşır. Neyse işte almayı başardın sonunda tadına bakarsın ama adamın dondurması da güzel. Sen dondurmanı öyle özenle tutuyorsun daha yemeye bile kıyamıyorsun. Yolu karşıya geçiyorsun, parkın girişine varıyorsun. Önce bir yere mi oturmalı? Eleştireceksen elbet. Oyuncakların olduğu bölümü parkın en uzak yerine yapmışlar. Girişten biraz gittikten sonra çimlerin arasından o yana yönelen beton bir yol ayrılıyor. Dümdüz giden bir yol. Sanki olimpiyatlardasın, sanki 3 adım atlıyorsun, sanki şöyle şöyle böyle 3 adım sıçrayacaksın ve işte rekor tam orada seni bekliyorken içindeki el frenini birden çekiyorsun. Hızını kesmeye çalışırken sen ayağının kabının burnu takılıyor bir yere ve sen yüzüstü yere kapaklanmayayım aman derken tam da işte düşmekten son anda kurtulmuşken elinden uçuyor dondurma. Külah kalıyor elinde. Herkes bakıyor. Baksın. Bana bakıyor gelen herkes. Şimdi diyecekler ki, koskocaman çocuksun, nasıl düşürürsün dondurmayı? Durup kahkahalarla gülen olmasa da yerdeki dondurmayı, elimdeki boş külahı göstere göstere kahkaha atan olmasa da bazıları pek üzülmüş gibi görünseler de bazılarının şöyle sırıta sırıta yanımdan geçip gitmeleri, gidemeyip bir daha dönüp bakmaları var ya. Bunalıyorum. Elimdeki külahı fırlatıp atıyorum çimlere. Hiç çevre koruma falan filan demen gelmeden aklıma. Sonra bir kadın küçük kızına gösteriyor yerdeki dondurmayı. Anlamadan bakıyor kız. Yapacak bir şey yok dostum diyor benden biraz büyük bir çocuk. Pat diye sırtıma vuruyor giderken sinir oluyorum. Ağlamaklı oluyor. Dönüp koşarak eve kaçmak aklımdan geçiyor ki tam o sırada bir köpek geliyor. Sarı bir köpek. Tasması olmayan bir köpek. Böyle dev gibi yapısından hiç beklenmeyen belirgin bir tedirginlikle varıp dondurmanın başında duruyor.
Bir bakınıyor çevreye, sonra da pek de tok gözlü bir köpekmiş gibi görünüşünde öyle dilini uzatıp sanki tadına bakıyor dondurmanın ve sokaklara sonradan düştüğünü gösteren o hiç de arsızlık etmezliğiyle işlevsel dilini kıvrım kıvrım bükerek tadını çıkara çıkara yiyor dondurmayı. Güzel. Bakalım ben bunları anlatınca dedem ne diyecek? Yere düşen dondurma boşa gider mi? Nasıl boşa gitmez? Çok güzel bir öykü. Yaz sevenler, kış sevenler, Necati Tosuner yazmış. Eğer bu güzel öyküyü merakla okuma zevkine erişmek istiyorsanız hemen Gün Işığı Kitaplığı'nın adresine girin. Eğer gidemezseniz bir kitapçıya, oradan bu öyküyü edinin ve bakalım bu güzel öyküyle dede ve torun ilişkisi nereye doğru varacak? Onu okuyun. Çok fazla dondurma yemeyin. Dondurma yedikten sonra mutlaka bir bardak su için. Evde dondurma yapmayı belki de şu günlerde annenizle beraber mutfağa girip kendi dondurmanızı yapmayı da hiç denediniz mi? Çok güzel oluyor. Benim çocuklarımla yaptım. Tavsiye ederim. Çok sağlıklı. Afiyet olsun.